Evet arkadaşlar vektörlerde bileşke bulma ile ilgili örneklerimize bakıyoruz. Şimdi ben burayı öncelikli olarak x'ye koordinat sistemi gibi ayırdığımı kabul edersem. Arkadaşlar burası 45 derece ise buranın da 45 derece olması gerekecek. Buradaki açımızın artık 53 derece kadar olduğunu söyleyebilirim. Öncelikli olarak 8 kök 2'yi bileşenlere ayırırsam. Yataydaki bileşemiz 8 birim düşeyde aşağıya doğru da 8 birimlik bir e, vektörümün olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde 30 birimlik vektörümüzü bileşenlere ayıracak olursak düşeydeki bileşenimiz için yukarı yönde ve sinüs 53. Sinüs 53 bizim için neydi? 8 bölü 10'du. 30 çarpı 8 bölü 10'dan 24 birimdir diyorum. Ve bir de yatayda bileşenimiz olacak. Yataydaki bileşenimiz için de 18 birim kadardır diyebilirim. Arkadaşlar yukarı yöndeki bileşkemiz 24. Aşağı yönde 16 artı 8'den 24. Düşeydeki bileşenler birbirini sadeleştirecektir diyebiliriz. E peki yataydaki bileşenler için 18 ve 8'in bileşkesi artık artı x yönünde 26 birim kadardır diyebiliyoruz. Bileşke kaç birimdir diye sorulmuş. Yine bir x'ye koordinat sistemi aldığımı kabul ediyorum. Ve bu x'ye koordinat sisteminde 15 birimi şuraya 53 derece Burayı da 53 derece diye ayırabiliriz. Peki buradaki açımız artık ne kadardır? 37 derece. Buradaki açının da 37 derece kadar olduğunu söyleyebilirim. 15 birimi bileşenlere ayırdığımız zaman burası 12 birim, yukarı yönde de 9 birimlik bir değerimin olduğunu söyleyebilirim. Diğer vektörüm yani 15 birimi de bileşenlere ayırıyorum. Burası 12 birim kadar ve yukarı yönde de 9 birimlik bir vektörümün olduğunu söyleyebilirim. Buradaki yataydaki bileşenler birbirini sadeleştirecek. Yukarı yönde 18, aşağı yönde 20 ise aşağı yönde 2 birimlik bir bileşkemizin oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Şekildeki A vektörünün K ve L eksenlerinin bileşenleri ile büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır diye sorulmuş. Arkadaşlar her zaman bize buradaki e, koordinat sistemleri dik olarak verilmeyebilir. Yani buradaki bileşenleri ayırırken dik bileşen olarak ayırmayabiliriz. Peki o zaman ne yapacağız? Buradaki verilen eksenlere paralel attığımı kabul ediyorum. Peki biz bu paraleli nereden atacağız? Vektörün bittiği noktadan yani A vektörünün uç kısmından K'ya bir paralel attığımızı kabul edersek. K ekseni dikkat edersek köşegenlerden gitmiş. O zaman ben yine bunu köşegenlerden devam ettiriyorum. Ve bu K ekseninin L'yi kestiği noktada artık AL bileşenimizin oluştuğunu söyleyebiliriz. Burası için diyorum ki AL. Aynı şekilde L eksenine de bir paralel atıyoruz. Peki nereden atıyoruz biz bu paraleli? A'nın bittiği noktadan yani uç kısmına atıyorum. Peki L ekseni nasıl gitmiş arkadaşlar? Düşeyde bir birim, yatayda ise iki birim. O zaman yine 1'e 2 oranında devam ettiriyorum. Ve bu paralelin K'yı kestiği noktada da artık AK bileşenimi oluşturabilirim. Peki AK bileşeninin büyüklüğü için Yatayda bir, düşeyde 1 ise kök 2 birim kadardır diyebilirim. AL bileşenimiz için büyüklüğü için söylüyorum. Yatayda 2 birim düşeyde 1 bir birim o zaman ne gelecek arkadaşlar? Kök 5 birimdir. Peki A'nın büyüklüğü için yatayda 1 bir birim düşeyde 2 birim yine kök 5 birim kadardır diyebiliyoruz. Yani A eşittir AL ve büyüktür AK'dır diyebiliriz. Şekildeki vektörlerin bileşkesi kaç birimdir denilmiş. Şimdi verilen küp şeklindeki sistemde neye bakmamız gerekiyor? Aynı doğrultu üzerindeki vektörlerin toplamlarını alacağım öncelikli olarak. Dikkat edersek buradaki iki birimle 10 birimlik vektörler aynı doğrultu üzerinde. E o zaman ne diyebilirim? Şu ikisinin bileşkesi için 10 birim sola doğruydu. 2 birim sağa doğruydu. O zaman bu bileşke değeri 8 birim sola doğrudur diyebilirim. Peki şuradaki 6 birimlik vektörü şuraya taşıdığımı kabul edersen buraya da 6 birimdir dedim. Ve aradaki açımız 90 derece ise bileşkenin artık 10 birim kadar olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar 10 birim ve 10 birim aradaki açımız yeniden 90 derecedir. 10 ile 10 ve aradaki açımız 90 derece ise bu bileşkenin de artık 10 kök 2 birim kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. Müzik